Galatasaray'da öne çıkan detaylara baktık. Şimdi günün ilk Skype bağlantısını yapacağız. A Spor yorumcusu Mahmut Alparslan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle birlikte detaylıca Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Çok özür dilerim, telefon bağlantısı olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Evet, teşekkür ederim. Sağ ol, seni sormadan Demet. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Az önce Galatasaray haberlerine baktık, gazete manşetlerini de detaylıca inceledik. Ve tabii ki bugünün en önemli konusu bugünkü karşılaşma, Adana Demirspor karşılaşması. Adana Demirspor deplasmanı her zaman zorlu olur. Galatasaray da aslında hazır gözüküyor. İki takım da zirveye oynuyor. Adana Demirspor zaten zirvede, Galatasaray da zirvenin peşinde. Siz bu karşılaşmadan neler bekliyorsunuz? İlk önce bununla başlayalım. Öncelikle tabii zirve biz hep şöyle şeydir, klasik olarak zirve, sezon sonunda zirveyi yakalıyorsanız o önemlidir. Ama şuraya gelelim, biz Galatasaray'ın oyunundan ziyade hep bunu yayınlarda da anlatmaya çalıştım. Adana Demirspor'un oyunu önemli. Burada tekrardan son iki maçta oynadıkları gibi santroforsuz mu yoksa santroforlu mu? Santroforsuz oynarsa Adana Demirspor, Galatasaray olarak siz bunu olayınızı, gardınızı ne şekilde aldınız? Çünkü çok kalabalık bir orta saha ve oradan da hemen hemen bütün orta saha oyuncularını ceza sahasının içine sokuyorlar ve stoperlerinizi, Galatasaray'ın stoperleri de veyahut da oynayan Trabzon, Antalya kimlerin tutacağını, kimlerle oynayacaklarını birebir bulamayınca karşısında oyuncu bu sefer haliyle bir defansta bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani zordur santraforsuz oynayan takımlara karşı oynamak. Kimin nereden geleceğinizi bulamazsınız. Ve çok etkili ayakları var, Onyekuru var. Dışarıdan bir bekleri de çok iyi çıkıyor ve top ve oyun bilgileri çok iyi. Ama buna karşı da Galatasaray'ın orta sahasında işte burada ikili, üçlü orta sahalar söyleniliyor. İşte Michu, Torreira artı Oliveira gibi veyahut da Mertens gibi o tarzda bir orta sahalar konuşuluyor Galatasaray'da. Bakalım, yalnız şu var, iki tarafında hücum düzeyi ve hücum aksiyonları aktif olan takımlar. Burada tekrar üzerine basa basa söyleyeceğim. Tekrara girdi bunlar bu haftadan beri. Ama santrafor oynayan takımlara karşı ne şekilde önlem alacağınız çok önemli. Bu çok önemli Galatasaray için. Bakalım, yani başladıktan sonra maçın olayını göreceğiz. Çünkü Galatasaray son maçlarda bakıyorsunuz devamlı hem sağ kanadından hem de göbekten çok fazla pozisyonlar veriyor. Bilhassa son ilk 20 dakikalar veyahut da yarım saatte. Onun da nedeni tek orta saha kaldıkları için Torreira'nın üzerine çok fazla yük bindi. Bu da Boya'nın kapatmasını yapıyor. Orta sahaya kayıyor ve bu sefer de Oliveira da hücuma katıldığı için maalesef tek orta sahada kaldığı dönemlerde de pozisyonlar fazla ödedi. Burada da işte karşınıza kim çıktı? Mustafa'nın kurtuluşları çıktı. Evet. Burada tabii rakip etkili, tekrar söylüyorum Demet. İyi bir maç olacak ama biz tabii rakibin, daha doğrusu Adana Demirspor'un ev sahibinin ne tarzda oynayacağını bilmiyoruz. Santroforlu santrofors. Ondan sonra herkes daha net konuşur, daha iyi yorumlar yapabilir. Peki evet. Milli ara sonrası takımlar hazır mı? Galatasaray bir hazırlık karşılaşması oynadı İstanbulspor'da. Gayet başarılıydı. Sizce bu hazırlık, bu dönemi nasıl geçirdi takımlar? Genelde bütün takımlarımızın oyuncuları hep dışarılarda oluyor. Yani yurt dışına gidiyorlar, milli maçlara gidiyorlar. Hep bu genelde böyledir. Tamam, hazırlık maçı oynadınız. Size ne verdi? Sadece işte matanın oyun kondisyonunu biraz yukarı çekmeye çalışacaksınız ki yeterli değil tabii. Diğer oynamayan oyuncuları, genç kardeşlerimizi gördük ama bu size fazla bir şey vermiyor. Önemli olan sizin yurt dışından gelen oyuncular, milli takımdan gelen oyuncularınızın performansı, onların durumları nedir? Onlar önemli. Herhalde bildiğimiz kadarıyla bütün takımlarda sakatsız dönen oyuncular oldu. Bu en sevindirici. Bundan ziyade işte tekrardan atmosfer, oyun perspektifi, rakip. Çünkü kaliteli bir rakibe karşı oynayacaksınız. Yani şimdi biz tabii hep dört büyüklerden başladık konuştuğumuz için diğer rakip takımlarımızı fazla işine girmiyoruz, analize etmiyoruz. Adana Demirspor'un ekibinde olan bütün oyuncular tek tek, fert fert bütün büyük takımlarda oynayacak kapasitede oyuncular. O tarzda oyuncular var. Türk'ü ve yabancısı. Onun için Adana Demirspor yabana atılacak bir takım değil. Bu sene bize Avrupa'da
Yani önümüzdeki sezon diyelim, yeni sezon için Avrupa'da bize götürecek bir takımdan söz ediyoruz. Yani o tarzda bir takımlar var. Geçen sezon son dönemlerde bunu biraz mağlubiyetlerle kaçırdılar ama bu sezon yakalarlar. Yani kaliteli bir takım var. Futbolcuları kaliteli, üst düzeyde oynamışlar. Yani biz hep büyük dörtlerden gittiğimiz için dört büyüklerden bunlar biraz göz ardı ediliyor. Yani yaban atılacak takım değil. Bulunduğu yer öyle yani tesadüfe gelinmiş bir yer değil. Adana Demirspor benim kendi şahsi fikrim bu. Yani bu sezon 1 ile 5 arasında 6 arasında olabilecek bir takım. Onun için dikkat edilmesi gereken takım, hafif alınacak bir takım değil. Çıkışları, kapanışları ve tabii onların da defoları var. Onlar da bütün şu anda ne hikmetçi büyük takımlar da dahil buna. Stoperlerde biraz sıkıntılar yaşıyorlar takımlarımız. Ama kaliteli bir maç vereceğiz. İyi bir maç vereceğiz. Burada tekrar söyleyelim, olay şu şekilde. Hangi taraf ağır basıyor dersen 50-50'lik bir maç söyleyebiliriz burada. Yani maç iki tarafa da gidebilir. Berabere biteceğini tahmin etmiyorum. İki takım da aktif, gol ayakları iyi. Tahmin etmek de zor aslında. Tabii son vuruşlar iyi olan oyuncular var. Bizi zevkli bir maç izletecekler demek. Derbi tadında bir mücadele olacak aslında. Icardi'yi de konuşalım istiyorum biraz. Aslında hep saha dışı olaylarıyla konuşuyoruz aslında geldiğinden beri ama kadroda yer almadı. Taktik antrenmanda vardı aslında. Sonra ağrıları olduğunu ve oynayamayacağını söylediler. Sizce Icardi'nin yokluğunda Gomis mi olur? Ve olursa aslında bu doğru bir çözüm mü? Şimdi elinizde zaten 3 tane santraforumuz var. İşte 3'ü de birbirinden farklı santraforlar. 3'ü de kaliteli santraforlar. Tamam. Galatasaray şu ana kadar Seferovic'i kullandı, kullanamadı, o farklı bir şey. Icardi daha yeni geldi, ne kadar hazırdır değildir. Ama bir Gomis gerçeği var, bunu da göz ardı edemeyiz. Herkes üçüncü, ikinci planda düşünülen bir Gomis birdenbire birinci planda oldu. Ha, Icardi'nin sakatlıkları söylenenler, konuşulanlar, işte yedek takımdaymış. Şimdi çoğunlukla antrenörler, teknik direktörler hazır, yani hazırlık demeyelim de böyle teknik maçları da stoperlere karşı santroforları oynatırlar. Öbür takımda oynar. Bu hemen şey anlamına gelmesin, yani oynamayacak anlamına gelmesin. Ben mesela Icardi'yi düşünüyordum ilk 11'de oynayacağını ama ağrıları, sızıları varsa bilemeyiz tabii o problemlerini. Tam içinin ve detaylarını bilmek lazım. Yalnız 3 tane enteresan ve kaliteli santroforu var Galatasaray'ın. Bunların bu birimi alacak kişilerde. Tabii teknik direktörler. Yani Seferovic deyip de yabana atmayın. Ya, tamam bir iki maçta tutturmuş olmayabilir. Ama kaliteli ve golcü bir oyuncu. Gomis aynı şekilde. Zaten kanıtlıyor bize daha hala. Yaşı ne kadar olursa olsun. Icardi zaten hiç anlatmam. Ama bunları işte hazır tutmak lazım. Kolay değil. Hepsi geç geldi bunlar. Yani geç geldi dediğim Icardi geç geldi. Mata geç geldi. Bunlar hemen siz birdenbire böyle daha darbeli, daha gitgeli fazla olan bir maçlar attığınız zaman bir de sakatlıklar yaşarsınız. Onların bütün o sakatlıkları gördük işte. Beşiktaş daha cezalı bir maçta oynattı. Ondan sonra devreden sonra daha hala yok. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Yani hoca da bunu nasıl söyleyeyim, yavaş yavaş hazırlamaya çalışıyorlar. İşte maç bir 20 dakika verir, 15 dakika verir. Maçın gidişatına göre yarım saat atarsınız. Ama şöyle söyleyeyim, Icardi bir tarafa da Mata'nın aşağı yukarı bir iki haftası daha var ki direkt 11'de başlaması için. O da nedir? İşte arada gelecek, orada da bir toparlayacaksınız. Yani velhasıl Demet, oyunculardan ziyade takım oyununa bakmak lazım. İşte sağ taraftaki verdiğiniz sıkıntılar, sol taraftaki sıkıntılarınız, burada Leo ile mi oynayacaksınız? Ya senin iki mevkisi var. Şu anda tam net söyleyemeyeceğim. Sol bekte Leo ile mi başlar? Başlar, oynar, oynamaz değil ama sahada aldığınız verimin %50'sine kadar iner. %30'lara kadar iner. Çünkü orada sahada çok farklı bir oyuncu. Haklısınız. Santrafor'da Icardi ile oynarsanız onun oyun düzenini şu anda Türkiye'de kimse bilmiyor. O hemen hemen bilinen bir oyuncu. Nereye koşacağını, Icardi farklı. Yani Galatasaray'da iki mevkide tartışıp konuşabiliriz ama tekrar vurgulayalım. Zevkli, kaliteli ve bize devamlı aksiyonlar üretecek bir maç olarak geçecek diye düşünüyorum demek. Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar olsun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Mahmut Alparslan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini ve bugünkü karşılaşmayı değerlendirdik. Şimdi sırada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili haberlerimiz var.